Fırat'ın doğusunda da hiçbir şekilde sınırlarımızda YPG'nin bulunmasını kabul etmiyoruz. YPG bitecek dedi, Fırat'ın doğusunda da hiçbir YPG'linin bulunmasını istemiyoruz açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la Mardin sınırında incelemelerde ve denetimlerde bulundu. Burada YPG ve PKK'nın birbirinden farkı olmadığını söyleyen Akar, verilen mücadelenin sadece teröristlere karşı olduğunu ifade etti. Bu YPG bitecek. Çünkü YPG'nin PKK'dan hiçbir şekilde farkı yok. SDG onun bir başka versiyonu. Dolayısıyla biz orada terörist istemiyoruz. Ve bizim mücadelemiz sadece ve sadece teröristlere karşı arkadaşlarım. Biz bunu yaparken hiçbir şekilde Arap kardeşlerimizle, hiçbir şekilde oradaki ister Suriye'de yaşayan olsun, tabii ister Türkiye'den gitmiş olsun, Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimizin olmadığını, onlara karşı herhangi bir faaliyetimizin söz konusu olmadığını yine dünya alem biliyor. Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturulacak diyen Bakan Akar, sınırda hiçbir şekilde terörist istemediklerini de vurguladı. Fırat'ın doğusunda da hiçbir şekilde sınırlarımızda YPG'nin bulunmasını kabul etmiyoruz. Buna müsaade etmeyeceğimizi her fırsatta söyledik. Bu çerçevede görüşmeler sürüyor. Önümüzdeki dönemde bu YPG unsurlarının bölgemizden çekileceklerini, onların bölgemizden sürülmesini ve bir emniyet mesafesi kadar ülkemize risk, tehdit, tehlike teşkil etmeyecek bir mesafeye kadar alanı temizleyeceğimizi ve bu alanda mutlaka Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bulunacağını bütün dünyaya ilan ettik arkadaşlar. Irak'ın kuzeyindeki Suriye bölgesinde gerçekleştirilen operasyona da değinen Hulusi Akar, bu olayı tamamıyla terör örgütünün provoke ettiğini söyledi. Her türlü kurala dikkat ediyoruz. Ancak arkadaşlarım, bu arada da alınması gereken her türlü tedbiri aldık, almaya devam edeceğiz. Yine dün hepinizin duyduğu, gördüğü gibi bizim Suri üst bölgemizde bir olay meydana geldi. Bu olay tamamen teröristlerin organize ettiği bir olay. Bu halk arasına karışmak suretiyle, sivil kıyafetler giymek suretiyle karakolumuza karşı bir takım eylemler gerçekleştirmeye çalıştılar. Mehmetçik bu provokasyonları boşa çıkardı. Mehmetçik'te halkın arasını bozmaya çalışanlar yine bir kez daha başarısızlığa uğradılar. Ve bütün bu provokasyonları boşa çıkarıp sonuçta bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz.